yılı aşkın bir süredir hala gizemini koruyan, mimarisiyle Osmanlı Devleti'nin batılaşma yolundaki adımlarından birini ve belki de en önemlisini temsil eden büyük bir imparatorluğun benzersiz hikayelerini içinde barındıran Dolmabahçe Sarayı'ndayım. Klasik Osmanlı sarayları dışında yapılan Dolmabahçe'nin yapılış hikayesini, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki gününü ve bugününü konuşacağız. Dolmabahçe Sarayı kapılarını esrarengiz İstanbul için açtı. Bugünkü maceramız başlıyor. Şair Ziver'in yazdığı Osmanlıca Kapı Kitabesi'nde Sultan Abdülmecid'in aynalarla ve kristallerle ışıl ışıl bir saray yaptırdığını ve o saraya layık ikbali günler görmesini temenni ediyor. İnşasında hem Avrupa'dan hem Osmanlı'dan usta mimarların görev aldığı saray, bahçeleri, dış cephe süslemeleri ve iç dekorasyonuyla her bir noktası da ihtişamın ve estetiğin farklı bir güzelliğini ortaya seriyor. Saltanat kapısından girildiğinde karşımıza bu has bahçe çıkıyor. Has bahçe adından anlaşıldığı üzere saltanat makamına ait özel bir bahçe. Ve mermer aslan heykelleri. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülaziz dönemine ait bu heykeller Fransa'da Osmanlı Sarayı için özel olarak imal edilmiş. Sultan Abdülmecid 1843'te eski Beşiktaş Sarayı'nı yıktırıp yerine bugünkü Dolmabahçe Sarayı'nı inşa ettirdi. Büyük masraflarla inşa ettirdiği bu saraya 33 yaşında yerleşen Sultan Abdülmecid sadece 5 sene bu sarayda kalabildi. Dolmabahçe Sarayı'nın simge yapıları var. Saat Kulesi de o tarihi yapılardan biri. Bezmi Alem Valide Sultan Camii ile Dolmabahçe Sarayı'nın saltanat kapısı arasında yer alıyor. 2. Abdülhamit tarafından 1890 yılında yaptırılan kule 5 yılda tamamlanmış. Birazdan gireceğimiz o kulenin içinden ilk kez ekrana gelecek görüntüleri izleyeceksiniz. Evet, saat kulesinin merdivenleri oldukça dar ve yüksek. Devam ediyorum çıkmaya. Bakalım yukarıda beni ne bekliyor. Üç kat çıktım. Şimdi dördüncü kata doğru gidiyorum. Wow! Burası inanılmaz bir yer. Sultan Abdülhamit yaptırdığı bu saatle aslında insan hayatındaki zamanın değerini ve önemini anlatmak istemiş. Bu saat kulesi hala çalışıyor ve haftada iki kere kuruluyor. Mirasın ilginç hikayesini öğrenmek için Milli Saraylar Başkanlığı Müzecilik ve Tanıtım Daire Başkanı Güller Karahüseyin ile buluşmaya gidiyorum.
Hoş buldum. Dolmabahçe Sarayı'na. Hoş buldum. Ben de hoş geldiniz diyecektim neredeyse. Çünkü kendimi buraya ait hissediyorum. Ne mutlu. Birlikte gezmeye gidelim o zaman. Tamam, başlayalım. Çok büyük çünkü bitmez. XIX yüzyılda saraylar tüm dünyada prestij mekanları, iktidarın, gücün göstergesi olarak inşa edilmişlerdi. Harem dediğiniz gibi haramdan gelen bir kelime ve gizli, kapalı, özellikle kadınların yaşadığı alan, saray kadınları, esrarengiz bir alan. 14 tonluk altın kullanılmış. Böyle bir şey var mıdır sizce? Sarayın en büyük salonundayız gerçekten. Herhalde en fazla burada kullanılmıştır. Atatürk bu salonu çok sevdiği için salona girişte sağdaki bölümde yatağı kurulmuş ve bir müddet burada kalmış. 10 Kasım 1938'de Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği odadayız. Olgunlaşma Enstitüsü'nün hediyesidir. İpek atlas üzerine dival işi tekniğiyle yapılmış bir örtüdür. Bu büyük miras 3 bölümden oluşuyor. Padişahın kendisini ve ailesinin yaşadığı Harem-i Humayun, sarayın yönetim merkezi olan Mabeyn-i Humayun ve tören anlamına gelen Muayyede Salonu. Saraya Methal Salonu'ndan giriyoruz. Methal Salonu'ndayız. Peki bu salonunda benim bildiğim kadarıyla çok önemli bir yeri var tarihte. Bir de sizden duymak isterim. Tabii ki. Burası sarayın protokol giriş salonu. Methal Salon kelime anlamı giriş salonu anlamına geliyor zaten. Burada deniz tarafındaki odalarda yabancı elçiler, yerli ve yabancı üst düzey görevliler padişahın huzuruna çıkmadan önce ve sonra bekliyorlardı. Bahçe tarafına bakan odalarda ise sadrazamın ve yine diğer nazırların odaları vardı. Methal Salon'dan girdiğimizde görüldüğü gibi çok gösterişli avizeler, şamdanlar ve eşyalarla, eserlerle karşılaşıyoruz. Çünkü burası sarayın prestij mekanı. Zaten 19. yüzyılda saraylar tüm dünyada prestij mekanları, iktidarın, gücün göstergesi olarak inşa edilmişlerdi. Saraya girdiğimizde de ilk anda zaten bunu hissettirebiliyor. Dolmabahçe'nin adı ilk önce Dolmabahçe imiş. Sonrasında Dolmabahçe olmuş. Peki Dolmabahçe denmesinin sebebi nedir? Dolmabahçe Sarayı'nın bulunduğu alan antik çağlardan beri gemicilerin kullandıkları bir liman aslında. Burası Osmanlılar döneminde de yine kaptan paşaların gemilerini demirledikleri, denizcilik merasimlerinin, törenlerinin yapıldığı bir körfez aslında. Ama 16. yüzyıla gelindiğinde bu körfez artık bir bataklığa dönüşüyor. 17. yüzyıldan itibaren artık dolduruluyor, bataklığın giderilmesi için bu alan dolduruluyor. Ve burada kasırlar, köşkler inşa edilmeye başlıyor. 19. yüzyıla geldiğimizde burada bulunan kasırlar, saraylar, köşkler topluluğu Beşiktaş Sahil Sarayları adıyla anılıyor. Ama o dönemde artık bir batılılaşma etkisi var. Yeni bir saray ihtiyacı var. Topkapı'dan bu alana gelinip bir batılı saray yapılma ihtiyacı var. Ve o yüzden bu alanda o ahşap sahil sarayları yıktırılıyor Sultan Abdülmecid tarafından ve yeni bir Dolmabahçe Sarayı inşa ediliyor. Buranın doldurulması sebebiyle önceleri Dolmabahçe adı veriliyor. Sonra dilden dile Dolmabahçe'ye dönüşüyor. İkinci Abdülhamit de bu sarayda kaldı. Ancak çok kısa sürdü. Evet. Hangi yılda geldi? Neden bu kadar kısa burada kaldı? Sonra da neden Yıldız Sarayı'na geçti? Sultan Abdülhamit tahta geçince ilk 8 ayını burada geçiriyor ama bu alanı tehlikelere açık, güvensiz bir bölge olarak gördüğü için Yıldız Sarayı kompleksini inşa ettiriyor ve oraya taşınıyor. 32 yıl boyunca Yıldız Sarayı'nda ikamet ediyor. Aslında yani tehlikeli gördüğü tabii için. Tabii tehlikeli ve güvensiz bir alan olarak görüyoruz sahil kenarında olması sebebiyle. Peki buraya baktığım zaman çok süslü bir saray görüyorum ama normalde Osmanlı sarayları bu kadar süslü olmaz.
Peki niye bu saray bu kadar süslü? Bu saray Batı etkisinde olduğu için bu kadar süslü. Çünkü 19. yüzyılda tüm dünyada yapılan saraylar, doğuda da batıda da hepsi o dönemin süsleme unsurlarını bünyesinde barındırıyor. Onun için bu sarayda böyle, hatta cephesinde barok, ampir ve rokoka süslemeler vardır sarayın. O dönem 18. yüzyılın ikinci yarısında sanayi devrimiyle birlikte pek çok alanda yenilikler ortaya çıktı. Günlük hayatı etkileyen yenilikler ve gelişmeler oldu. Mesela ortada gördüğümüz avize de bu sanayi devriminin bir göstergesi o dönem. Dolmabahçe Sarayı yapıldığı sırada 1851 yılında İngiltere'de çok büyük bir sergi yapılıyor. Bir fuar, bir sergi. Oraya tabii ki bu sarayın dekorasyonuyla ilgili görevliler de gidiyor. Ahmet Fethi Paşa mesela. Ve bu ortada gördüğümüz, salonun ortasında gördüğümüz avize, avizenin o dönemde o serginin kataloğunda prototipinin çizimini görüyoruz. Belgelerden buna ulaştık. Yani bu salon için özellikle böyle bir avize seçilmiş ve onun üzerinde bir takım oynamalar ve geliştirmeler yapıldıktan sonra saraya satın alınmış. Şömineler de aynı şekilde, şöminelerin üzerindeki o kesme kristaller de mekanda hem yansıtıcı özelliğiyle çok etkili, hem de gördüğünüz gibi o kristalin renkleri mekana ayrı bir büyü katıyor. Kesinlikle öyle. Bir de bu salonda ayrıca sarayı yaptıran Padişah Sultan Abdülmecid'in tuğralarını görebiliyoruz burada. İki taraftaki bul masaların üzerinde Sultan Abdülmecid tuğraları var. Ayrıca kristal merdivene geçeceğimiz kapının üzerinde de yine Sultan Abdülmecid'in tuğrası var. Şimdiki adresimiz de kristal merdivenler. Oraya gidelim. Gidelim. Dolmabahçe Sarayı'nın orta katından üst kata doğru kristal merdivenlerden geçerek çıkıyoruz. Bu merdivenlerin korkulukları İngiliz kristallerinden yapılmış. Bu nedenle merdivenlerin adı kristal merdivenler. Ama bir adı daha var. Protokol merdivenleri. Protokol merdivenleri de özel bir tasarım. Bunlar prestij mekanları aslında devletlerin. Onun için özellikle süfera salonuna çıkarken, yani yabancı sefirlerin geçeceği mekanlar özellikle düşünülmüş ve ona göre tasarlanmış. Bu gördüğünüz merdiven trabzanları da yine sanayi devriminin bir etkisi. Peki buradaki kristallerin İngiltere'den getirildiği rivayet ediliyor. Yani diğer saraylarda olmayan kristallerin burada olmasının sebebi ne? Dolmabahçe Sarayı'nın yapıldığı dönemde Osmanlı Devleti'nin İngiltere ile siyasi ilişkileri iyi olduğu gibi 1838'de yapılan ticaret anlaşmasıyla tabii ki bu tür ilişkiler, alışverişler daha da artıyor. Özellikle Dolmabahçe Sarayı'nda ve bu mekanda olmasının sebebi sarayın döşemesinde buna çok önem verilmesi ve özen gösterilmesiyle de alakalı. Çünkü metal salondan girişten itibaren kristal merdivenlerden çıkarken, hatta kristal merdivenlerde asılı olan avizenin özenle seçilmiş olması, bunların hepsi Osmanlı'nın gücünü göstermek, gücünü, otoritesini göstermek için. Şu anda onun bile için hissediyoruz yani o evet, gücü. Evet, o evet. Sütunlar, avizeler. Ayrıca yapıldığı dönemde bu gördüğümüz cam kubbe aslında güvez renginde camlarla yapılmış. Güvez rengi de koyu böyle kırmızıya mora çalan bir renk. Aslında öyleymiş. O zaman düşünebiliyor musunuz? Burası hani o rengin güzelliğini, o rengin verdiği havayı burada. Daha sonra onlar tabii kayıplara uğradığı için değiştirilmiş. Yine o cam örtü de aynı şekilde İngiltere'den getirilen cam örtü. Dediğimiz gibi sarayın yapıldığı tarihle çok alakalı bir şey bu. Ve ticaret anlaşmaları, siyasi ilişkiler ve özellikle selamlık bölümünün tabii ki böyle görkemli, gösterişli, gücü vurgular şekilde olması çok önemliydi o dönemde. Doğru. Şimdi o zaman bu şahane kristal merdivenlerden biz de bir saray mensubu gibi inelim. Tamam. Ondan sonra bakalım şimdiki durağımız neresi? Salonundayız. Evet. Peki nedir bu salonun hikayesi?
Zülveçheyn iki cepheli anlamına gelen bir kelime. Bu salon da iç ve dış mabeyni birbirine bağlayan salon. Bu salonda Osmanlı döneminde Ramazanlarda huzur dersleri yapılırdı, mevlitler okutulurdu ve teravih namazları kılınırdı. Buluşma hatta, noktası evet, ne güzelmiş. Buluşma noktası. Bir dönem hatta paravanlarla ayrılan bir bölümde harem kadınlarının da burada teravih namazı kıldıklarını biliyoruz. Çok güzel. Evet. Yine tabii ki selamlık bölümünün görkemini geldiğimiz mekanlardaki gibi yansıtan bir bölüm. Ayrıca parkelerine dikkat ederseniz çok özel parkeleri vardır. Nedir özelliği? Maun, pelesenk ve ıhlamur ağaçlarından oluşan böyle geçmeli parkeleri bu salonun çok özel ve önemlidir. Çok kıymetli. Çok kıymetli, evet. Çok şanslıyız şu an. Peki, o zaman devam edelim. Devam edelim. Halife Abdülmecid Efendi'nin şahsi kitaplarının olduğu kütüphanedeyiz. Evet, Halife Abdülmecid Efendi şehzadeliğinden itibaren kitaplara ve sanata çok meraklı bir insan. Hatta kendisi de ressamdır. Edebiyata çok düşkün. Onun için şehzadeliğinden itibaren pek çok kitap satın alıyor ve kütüphanesi aslında oluşmaya başlıyor. Halife Abdülmecid Efendi'nin bu kütüphanesinde Osmanlıca, Fransızca, İngilizce, Almanca, Arapça ve Farsça eserler var. 15 bine yakın eser var kütüphanesinde Halife Abdülmecid Efendi'nin. Bazı kitapları kendisi satın alıyor yayın evlerinden, yurt içinden ve yurt dışından. Bazıları ise ona hediye ediliyor. Aynı, yine yurt içi ve yurt dışından. Burası muazzam. Harika bir de bir yer. Mobilyalar, evet. Ahşaplar, o kadar güzel bir yerdeyiz ki. Çok özel bir mekandayız. Evet, çok kıskanılması bir yerdeyiz. Evet. Devam edelim. Tamam. Şu an bulunduğumuz alan neresi? Şu anda bir Kadın Efendi Dairesi'ndeyiz. Kadın Efendi Dairesi belgelerde gördüğümüz kadarıyla, Osmanlı arşiv belgelerinde gördüğümüz kadarıyla dış kapısını sofaya ya da koridora açılan dış kapılarını kapattığımız zaman kendi içinde 4 katlı bir apartman gibi. Ya burası 4 katlı. Tabii, evet. Sarayla aslında bir bağlantıyı koparıyoruz. Koparabiliyorsunuz. Dış kapınızı kapattığınız zaman bir bütünlük içinde bir bina oluyor. Genelde alt katlarda cariyeler, hizmetliler işte servis hazırlıyorlar. Kadın efendilerin hizmetine bakıyorlar. Orta katta genellikle yemek odası, gündüzlük odası, bazen yatak odası da oluyor. Kadın efendilerle birlikte onların çocukları olan şehzadeler ve sultan efendiler de yaşıyorlar aynı dairede. Harem mahrem bir alan olduğu için her zaman hem çok merak edildi hem de eleştiriye çok açık bir yer oldu. Peki bu saraydaki haremi biraz anlatabilir misiniz? Aslında haremle ilgili bilgilerimiz tabii ki hani bilindiği gibi kısıtlıdır. Tabii ki harem dediğiniz gibi haramdan gelen bir kelime ve gizli, kapalı, özellikle kadınların yaşadığı alan, saray kadınları, esrarengiz bir alan. Haremde çalıştığımız dönemlerde arkadaşlarımızla burada haremde bir tembihname diye bir bilgiye, daha doğrusu bir evraka ulaştık. Mesela o tembihnamede de harem kadınlarının nasıl davranmaları gerektiğine dair madde madde sıralanmıştı her şey. Aslında şey evet. Gibi mi yani yönetmelik? Yani bir yönetmelik gibi bir şeydi işte. Hangi saate kadar işte harem kapıları açık kalabilir, hangi saatten sonra işte dışarı çıkılabilir ya da içeri girmek zorunludur. Yaşmaklarını nereye kadar örtecekler. Tabii kılık kıyafeti de ilgilendiren, evet evet öyle bir tembihnameye de rastlamıştık. İşte o tür evraklar, belgeler bize bir fikir veriyor. Çok disiplinli bir durum tabii, var. Tabii bayağı disiplinli, çok disiplinli aynen. Muayyede salonunda yapılan törenleri padişahın ailesi, valide sultanlar bu pencereden izlerlermiş. Sarayın bölümlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Muayyede salonu. Muayyede Arapça bayramlaşma anlamına geliyor.
Burası sarayın en görkemli salonudur. Çünkü en fazla altının kullanıldığı, en büyük avizenin olduğu salon işte burası. Salonun tam ortasından sarkan bu ihtişamlı avize, Sultan Abdülmecid'in isteği üzerine İngiltere'de yaptırılmış. Rivayete göre avizenin ağırlığı yaklaşık 5 ton. Ayrıca sarayda en fazla altın varak da bu salonda kullanılmış. Bir efsaneye göre sarayda bu süslemeler için 14 ton altın kullanıldığı rivayet edilir. Sarayın en görkemli salonundayız. Bu sarayın salonunda 14 tonluk altın kullanılmış. Böyle bir şey var mıdır sizce? Sarayın en büyük salonundayız gerçekten. Herhalde en fazla burada kullanılmıştır tabii ki altın. Ama 14 ton da dediğiniz gibi rivayet edilmekte. Hemen dikkatimi çeken şeyleri sormak istiyorum. Tabii. Şöyle bir kafamı yukarı doğru kaldırdığımda inanılmaz bir sanat eseri görüyorum tabii, başta. Evet. Yani bunlar kalem işlemeleri sanırım. Evet, kalem işlemi. Restorasyonu da tabii, muazzam yapılmış. Bütün sarayda olduğu gibi burada da yapılıyor tabii ki o çalışmalar. Avize hediye mi edilmişti? İngiltere Kraliçesi Victoria'nın hediyesi olduğu söylendi yıllarca. Ama 90'lı yıllarda devlet arşivlerinde ulaştığımız bir belgeye göre hediye değil. Bunların hepsi tasarlanmış, düşünülmüş ve sipariş edilerek satın alınmış eşyalar. 1852 yılında İngiltere'ye bir sipariş veriliyor böyle bir avize yaptırılması için. Ve 1853'ün ikinci yarısında bu avize sandıklar içinde, 67 sandık içinde yedek parçalarıyla birlikte gemilerle geliyor. Bir de avize aslında hava gazına uygun olarak imal edilmiş bir avize. Nasıl? Ve 464 ampullü olarak geliyor. Sultan Abdülmecid saray yapılırken bir de gazhane yaptırıyor. Çünkü Avrupa'da da o yıllarda aydınlatma ve ısıtma için hava gazı kullanılıyor. Ama Sultan Reşat döneminde saraya elektrik tesisatı döşendikten sonra ve artık elektrikle kullanılır hale geliyor. Tam konuya girmişken Sultan Reşat döneminde elektrik geliyor ve ondan sonra kalorifer sistemleri evet, kurulmuş. Evet. Ama bunun bir öncesinde elektrik sistemi olmadığından dolayı burada bulunan 4 sütunun altından bir ısıtma sistemi yapılmış. Orayı çok merak ediyorum. Evet, birazdan evet, oraya doğru birazdan gideceğiz. Oraya oranın gideriz. Hikayesini de öğreneceğim ama bu salon Osmanlı döneminde hangi amaçlarla kullanıldı ve şurada gördüğümüz o muhteşem tahtı sormak istiyorum aynı zamanda. Muayyedenin zaten kelime kökü ıt, yani bayramlaşmadan geliyor. Muayyede salonunda bayramlaşma törenlerinin yapıldığı salon. Buranın önemi şöyle, Topkapı'da Babüşzade önünde tahta çıkış ve bayramlaşma törenleri yapılıyordu. Dolmabahçe'de bu kapalı bir mekana alınıyor ve muayyede salonu aynı işlev için kullanılıyor. Burada bayramlaşmaların yapılacağı zamanlarda Kurban Bayramı'nda ve Ramazan Bayramı'nda Topkapı'dan, Hazine-i Hümayun'dan muayyede tahtı buraya getiriliyor. Kara tarafına şu an gördüğümüz tahtın yerine yerleştiriliyor ve padişah bayramlaşmaları o tahta oturarak yapıyor. Sağ tarafta saray orkestrası var, salonun sağ tarafındaki galerilerde. Sarayın orkestrası demişken sarayın bir kadrolu orkestrası tabii, 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 vardı orkestrası değil mi? Tabii ki Müzikayı Hümayun var. Evet, onlar da orada yerini alıyorlar ve bayramlaşma töreni başlıyor. Ayrıca harem kadınları da karşıda gördüğümüz o kafesli pencereden bu bayramlaşma törenini izliyorlar. Şimdi bu çok büyük olan salonun ısıtma sisteminin sütunların altından gelen sıcaklığa doğru bir gidiş yapacağız. Evet. Ve nasıl ısındığını öğreneceğiz. Evet. Geçerken de şuradan bir bakalım istiyorum. Tabii. Aslında nereden geçiyor nereden sütunların geçiyor? Oradan tabii bir geçelim. Geçelim. Sizin söylediğiniz evet mazgallar. Mazgallar. Bunlar. Ve mazgallar da son derece estetik tasarlanmış gördüğünüz gibi. Böyle Neandır bir salonda formunda, evet. Bu mazgallardan gelen ısıyla salon 18-20 derece arasında bir sıcaklığa ulaşabiliyordu. Sütunlar da çok büyük. Evet, 56 adet sütun var bu salonda. O zaman şimdi ısınma sistemi olan cehennemlik bölümüne gidelim. Evet, Dolmabahçe Sarayı'nın altına geldik, ateşlik denilen ısıtma sisteminin olduğu yere ve Esrarengiz İstanbul programı için ilk defa kapılarını açtınız. Çok teşekkür ederiz. O devasa salon nasıl olur da böyle ısınabilir?
Bu sistemi biraz anlatır mısınız? Sarayda kalorifer sistemi gelene kadar yine mangallar, şömineler, çini sobalar ve döküm sobalar kullanıldı. 1912 yılında Sultan Reşat döneminde kaloriferin de devreye girmesiyle sarayın ısıtılması çok daha kolay hale geldi. Ama dediğiniz öncesine gibi bir öncesinde muayede salonunu ısıtmak nasıl mümkün olabilir? İşte onun için de alttan ısıtma dediğimiz sistemle muayede salonunun ısıtması sağlanıyordu. Aslında bu da alttan, tabii ki, alttan ısıtma dediğimiz sistem, evet, eski versiyonu bu tabii mu? Tabii eski versiyonu enteresan. Bu. Burada yakılan ateş ve kor hava kanalları vasıtasıyla muayede salonundaki sütunların altındaki o meander formundaki mazgallara ulaşıyor. Ve oradan çıkan sıcak hava salonu 18-20 derece civarında bir ısıyla ısıtıyor. Sarayın yine çok önemli bir yerindeyiz. Mavi Salon. Peki bu Mavi Salon adını nereden alıyor diyeyim? Neden Mavi Salon? Evet. Özelliği ne? Mavi Salon adını duvar resimlerinden, tavan resimlerinden ve döşemesinden alıyor. Bütününe baktığımızda bir mavi hakimiyeti var. O yüzden Mavi Salon diye söylene gelmiş yıllarca. Bu Mavi Salon'da padişah Kurban ve Ramazan bayramlarında harem kadınlarının ve yine haremdeki hizmetlilerin kutlamalarını kabul ederdi. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ise artık Osmanlı Devleti'nde de yabancı devlet adamlarını ağırlama geleneği başlayınca o yabancı devlet adamlarıyla gelen hanımlar da valide sultan ya da valide sultanın olmadığı zamanlarda baş kadın efendi tarafından yine bu salonda ağırlanıyorlardı. Bu salonun bir diğer özelliği de Atatürk'ün asansörü var tabii. Evet. Bu asansörün hikayesini de alabilir miyiz? Cumhuriyet döneminde Atatürk hastalandığı dönemde biliyorsunuz Dolmabahçe Sarayı'nda da kalıyor maalesef bir müddet ve o dönemde onun için bu asansör yapılıyor. Evet, ya, hastalandığı için evet. Hatta yine bir ilerideki pembe salonda da yine yatağı kuruluyor hastalığı döneminde. Hı. Orada dinleniyor, istirahat ediyor. Asansörde yine kendisinin hastalığı döneminde kullanması için yapılmıştır. O zaman şimdi Atatürk'ün çalışma odasına doğru geçelim. Kasım 1938'de Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği odadayız. Dolmabahçe Sarayı'nın 71 numaralı odası her 10 Kasım'da on binler tarafından ziyaret ediliyor. Odadaki her şey 1938'de olduğu gibi orijinal haliyle muhafaza edilmiş. Karyola, duvardaki fotoğraflar ve şifonyerin üzerindeki askeri motifler dikkat çekiyor. Odada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise 9'u 5 geçede durdurulan bu saat. Atatürk bu odayı neden seçti? Yani 71 nolu odada kalmasının bir özelliği var mıydı? Denize bakan bir oda ve yanında pembe salon var. Pembe salonun balkonunu zaman zaman kullandığını biliyoruz. Çok mütevazi bir oda. Çok, tabii ki çok mütevazi bir oda. Atatürk'ün yatağının üzerindeki bayrak örtüsünü kim yaptı? Olgunlaşma Enstitüsü'nün hediyesidir. İpek atlas üzerine dival işi tekniğiyle yapılmış bir örtüdür. Atatürk'ün çok sevdiği dört mevsim tablosu. Çok güzel. Evet, çok güzel ve onu sevdiği bir eser. Şu an tam karşımda Mustafa Kemal Atatürk'ün dokuma sanatıyla yapılmış harika bir portresinin halı dokumasını görüyorum. Bunun bir özelliği var mıydı? Var tabii ki, onun özelliği şöyle: bir İskeçeli Türk kızı, Atatürk hayranı, Atatürk'ü çok seven İskeçeli bir Türk kızının bu halıyı dokuduğunu biliyoruz. İran düğümü tekniğiyle dokumuş ve armağan etmiş saraya.
Muhteşem evet, olmuş. Evet, çok güzel. Müzik 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra Dolmabahçe Sarayı'nda bir tabanca sesi duyuldu. Atatürk'e en yakın olan onun çocukluk arkadaşı yaveri Salih Bozok intihar girişiminde bulundu. Salih Bozok ailesiyle vedalaşmış ve Atatürk'ten sonra hayatına son vereceğini söylemişti. O gün canına kıymak isteyen Bozok neyse ki ağır yaralı olarak kurtarıldı. Atatürk'ün en sevdiği renk gün doğumu şafak pembesiymiş. Evet. Şimdi o salondayız. Pembe salon olarak adlandırılan salon. Evet, bahsettiğiniz gibi Atatürk bu salonu çok sevdiği için salona girişte sağdaki bölümde yatağı kurulmuş ve bir müddet burada kalmış hastalığı döneminde. Çünkü salonun önünde bir balkonu var ve oradan deniz de görünüyor. Ama Osmanlı döneminde burası Valide Sultan Divanhanesi olarak adlandırılıyor. Ve Valide Sultan, kadın efendiler ve harem kadınları burada aile toplantılarını yapıyorlar, misafirlerini ağırlıyorlar. Hatta padişahın da katıldığı bazı özel aile toplantıları bu salonda yapılıyor o dönemde. Atatürk'ün sağlığı 1937 sonlarında kötüleşti. Yalova'da doktoru karaciğerinde büyümeyi tespit etti ve hastalığın teşhisi konuldu. İlerleyen zamanlarda ise durumu daha da ağırlaştı. Ataya Dolmabahçe Sarayı'nda ciddi bir tedavi uygulandı. Atatürk'ün kullandığı o ilaçlar işte bu eczacı dolabında korunuyor. Hemen önümüzde duvara baktığımızda bir kapı görüyoruz. Yani banyoya açılan bir kapı. Banyodaki o kapı işte bu pembe salona açılan gizli bir kapı. Bu dolabın kapağını açtığınızda öte tarafta Atatürk'ün banyosu bulunuyor. Baktığımızda bir dolap gibi görüyoruz. Sanki salonun karşılıklı iki yanında duran bir dolap. Ama açtığımız zaman buradan banyoya geçişi görebiliyoruz. Evet. Evet, Atatürk'ün özellikle pembe salonda kaldığı dönemlerden kalan bir uygulama bu da. Evet. O zaman bir açıp, evet, şundan bir görmek istiyorum. Tarihi mirasımızın bu şekilde korunması, hassasiyetlerinizden dolayı Milli Saraylar Başkanlığı'na ve size çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gün oldu. Güzel. Yorduk da sizi. Estağfurullah. İyi ki geldiniz. Biz de çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. İnşallah tekrardan geliriz. Umuyorum inşallah. Görüşmek i̇nşallah. Üzere. Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı Devleti'nin yeniliğe doğru değişiminin en iyi örneklerinden biri kabul edilir. Burası sadece Osmanlı'ya değil, Cumhuriyet'in ilk dönemlerine de ev sahipliği yaptı. Bugün İstanbul'un en büyük 3. sarayının bilinmeyenlerini göstermeye gayret ettik. İstanbul'un bir başka semtinde yine sırlarla dolu bir yapının keşfinde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.